günler sayın seyirciler, hoş geldiniz. Paralaks'ın bir bölümünde daha karşı mahalle ekranlarında yayınlanan Paralaks programının 3. bölümüyle bir aradayız. Bugün yine çok değerli bir konuğumuz var, Hacer Fokko. Kendisini özellikle kentsel dönüşüm mücadelelerinden, yoksullukla ilgili çalışmalardan, özellikle de yoksullara değen, dokunan çalışmalarından tanıyoruz. Kendisi aynı zamanda Şişli Belediye Meclisi de üyesi. Hacer Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Şeref verdiniz, çok teşekkür ederiz katılımınız için. Şimdi geçtiğimiz haftalarda yaşanan üst üste aslında Türkiye toplumunu şoke eden intihar olayları yaşandı. Bunlardan birincisi Fatih'te ve daha sonra da maalesef ardı arkasına intiharlarla yoksulluk bir kez daha kendisini ortaya koydu. Yoğun bir işsizlik süreci biliyoruz bu son kriz sonrasında da. Ama şöyle bir şey var, yani yoksulluk biraz da unutulmuştu. Biraz da görmezden gelinen bir noktaya gelmişti özellikle AKP iktidarıyla birlikte. Siz bu konuda aslında çok özgün çalışmaları olan, sahada olan, gözlemleme şansı olan süreci bir kişi olarak, bir aktivist olarak bu intiharları nasıl değerlendirdiniz? Böyle bir şey bekliyor muydunuz? Bununla ilgili görüşlerinizi alarak başlayabiliriz. Evet, şöyle aslında söylediğiniz şeyden başlamak isterim. Görmez, hani görünmüyordu. Evet, yani sonuçta iktidar bir takım yaptığı çalışmalarda bunu görünür hale getirmiyordu aslında sosyal yardımlarla. Ama yani ben hep sahadaydım aslında. Biraz da hani öyle başlamak istiyorum. Hani ben görüyordum anlamında değil de demek ki hepimiz aslında bir şekilde görmezden geliyorduk. Hani sadece aslında iktidar değil, aslında muhalefet de, aslında işte belki de sivil toplum örgütleri de. Yani bu son olaylar aslında hepimizin görmek istemediği bir topluluğu yüzümüze çarptı. Aslında onlar hepimize birer tokat attı diyebiliriz aslında. Yani çünkü onlar orada, yani o mahallelerde yaşamaya devam ediyor. Görmek istemeyen, görmezden gelen de herhalde bizleriz diye düşünüyorum. Yani bu sadece iktidar değil, hepimiz diye. Dediğim gibi aslında bu tokatın aslında altında neler yatıyor. O yüzden hani tabii ki intihar hani korkunç bir şey, olmaması gereken bir şey ve bizim de tam da tartışmamız gereken o noktaya insanların gelmemesi için neler yapmamız gerekiyor ve neler yapmadık aslında bugüne kadar. Hani bu öfke niye bu kadar birikti ve bu hale geldi diye. Hani ben birazcık oradan bakıyorum ve tabii ki yani son nokta işte BEDAŞ'ın elektrikleri kesmesi. Son nokta işte 25 tane dava icralık şey işte diğer ailelerle ilgili işte borçlar, o krizin içerisinde boğuşma. Yani ben mesela hani o BEDAŞ'ın geldiği zaman diyelim ki işte iktidarda işte diyelim ki Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli biri olsaydım, yani yoksulluk çalışması yapan biri olsaydım, yani öyle bir yetkim olsaydı ilk yapacağım şey iş, yani İstanbul'da ne kadar elektrik kesik, ekonomik nedenlerle ne kadar elektrik kesik, mesela bunu araştırmak isterdim. Ama tabii ki bunu araştırmak için sadece iktidarda olmak gerekmiyor. Muhalefetin de aslında sorumluluğu bu. Sivil toplumun da sorumluluğu. Çünkü gerçekten bir şey görmek lazım. Yani hani bu durumda yüzde kaç bu durumda bir oran ya da suyu kesik. Yani bunlar, bu söylediğim şeyler aslında en temel ihtiyaçlar tabii. Yani. Hani biz susuz ve elektriksiz yaşayamayız artık hani bu internet çağında. Ve yani orada Oya'nın psikolojisi de artık hani son şey, borçlar, işte sadece ekmek, yenilen bir ev, işte bakkala birikmiş bir veresiye ki aslında burada da birazcık da mahalleyi de hatırlatmak gerekiyor. Çünkü o bakkal konuştuğu zaman benim aklıma Sulu Kule geldi. İşte Sulu Kule bir mahalleydi ve orası da İşte Fatih'e bağlı bir yerde, Oya'nın yaşadığı yerde o. Çünkü hala oralarda, işte Balat'ta, işte Fatih'te hala bir mahalle kültürü yaşıyor ve insanlar bakkala veresiye yazdırıyor. Ya yazdıramayanlar, ya işte kentin dışına atılan yoksullar. Çünkü artık hani AVM'ye veresiye yazdıramazsınız. Bizim Sulu Kule'de biz mücadele ederken bir bakkal vardı, Asım amca. İşte orada yaşayanlar o Asım amcadan
bir tane bez alırlardı. Yani bir AVM'nin marketinden bir çocuk bezi alma imkanı var mı? Yok, imkansız bir şey. Ve öyle bir biçimde yani hayatlarını bir şekilde ayakta tutmaya gayret ederlerdi. Ve hani o bakkallar, o terziler, işte o tamirciler aslında bir taraftan o mahalle, o yoksulların da o noktaya gelmemesini sağlayan evet. durum yani. Yani aynı zamanda şöyle bir süreç de vardı. Tabii AKP döneminde tarım da çok hızlı bir şekilde boşaldı. Tabii. İnsanların, kentlerde yaşayan insanların Tabii. arkasında bir kırsal bir destek, kırlardan gelen, herkesin iyi kötü memleketinden gelen bir erzağı olurdu tabii, vesaire. Tabii, ama bu yıllarda yok. Kırlar zaten olduğu gibi kentlere Çünkü boşaldı. Anadolu da boş, bomboş yani. Vaziyette. Anadolu da yoksulluğun... Mahalle yapıları dediğiniz gibi çözülüyor. Yani kapitalizm aslında AKP döneminde şöyle bir şeyle karşılaştık. Yani sanki yoksulluk yönetilebilir, kontrol edilebilir. Özellikle sosyal yardımlar, hatta solun bir kesimi de bunu böyle gördü. Hani işte makarna kömür dağıtarak, yoksulluktan oy alarak, ama aslında şimdi açığa çıkıyor ki bu konuda başarılmış, mesafe kat edilmiş yani hiçbir şey yok. Yoksulluk hala orada duruyor ve bu krizle birlikte daha da derinleşiyor. Şöyle düşünüyorum, yani bence sosyal haklar olmalı zaten. Zaten gerçekten hani kömür de gitmeli, gerekiyorsa makarna da olmalı. Bunlar bu durumda yani buna ihtiyaç varsa işte erzak da kömür de, bu bir politika haline gelmeli. Bunun görünür hale gelmesi başka bir şey. Siyaset, oy isteme, işte ben sana kömür verdim ya da seçimlerde sen bana oy vermediğin için. Yani onu bir muhtaçlık durumuna düşürme ve onu her zaman bir sopa olarak kullanma sorun. Yoksa hani insanlara işte verilen sosyal haklar, engelli aylığı, maaşı falan, bunlar tabii ki olacak. Ne zaman o basamaktan bir adım daha ilerlediği zaman zaten kendisi de istemeyecek. Zaten biz bunların hak olmadığı için eleştirmeliyiz. Tabii yani bunların hak olması ama gerekiyor. Ama bunlar böyle işte sadece kendisine biat ettirme, muhtaçlaştırma ve muhtarlar üzerinden orada bir korku yaratma. Bu tehlikeli olan bu. Ama bir taraftan hani solda bizler diyelim ki muhalif kesim de o mahallelerde hiç yok. Hiç olmadılar yani. Sadece işte seçim dönemlerinde İşte bak erzakla, kömürle oy alan insanlar olarak baktılar. Bence evet. O yüzden hani oturup bunları yeniden tartışmak gerekiyor. Hani hem solun hem sivil toplum örgütünün, aslında herkesin. Evet. Çünkü bu mahallelerde evet bir muhtaçlaştırma politikası olmadan bu yoksulluğu nasıl iyileştirebiliriz? O çocukların mesela çok fazla okul devamsızlığı var bu mahallelerde. O çocukların okula, eğitime nasıl yöneltebiliriz? Kadınların işte ekonomik olarak nasıl daha hani özgür hale getirip bu aileyi daha yoksulluğu yani iyileştirebiliriz falan. Yani ve o noktaya aslında yine intihar dediğimiz ya da o noktaya nasıl gelmeyecekler? Tabii ki örgütlenerek yani ama örgütlenme dediğim şey de hani bu mahalle topluluk, ne bileyim biz mesela Şişli Belediyesi'nin şöyle bir çalışması var mahalle meclisleri gibi. Bu seçimden önce de başkan mahallelerde bir toplantı yapmıştı ve hani söz hakkı sizin demişti. Hı hı. Ve bütün mahallede toplanıp orada işte o yerel yönetimlerle ilgili herhangi bir sorun olduysa işte kanalizasyon mu patladı, elektrik mi yok, ya da işte eğitimle ilgili bir mahalle evi mi istiyorlar ya da işte çocuklara bir park mı istiyorlar. Aslında bütün bunların yaratılması gerekiyor. Yoksul mahallelerde. Evet, çünkü biz belli mahallelerde bu çalışmalar oluyor ama yoksul mahallelerde bu tür çalışmalar olmuyor diye düşünüyorum ama tabii ki bunun yöntemi de çok önemli. Yani gerçekten aşağılamadan, küçümsemeden işte sadece işte bu biraz önce bahsettiğiniz bakışla bakmadan, bir de onların onları öğrenerek, yani bizim birbirimizi öğrenmeye Kesin. İhtiyacımız var yani. 90'larda bizim dayanışma evleri çalışması yürütüyorduk ve biz İstanbul'un gerçekten varoş diye tabir edilen bölgelerinde dernekler kurup eğitim dayanışmaları, iş dayanışmaları, yani işte insanların birbirleriyle tüm imkanlarını paylaştığı çalışmalar yürütüyorduk. Ama 90'lı yıllarda AKP belediyelerinin iş başına gelmesi ve aslında kent yoksullarını kendi politik projelerine eklemlemek için oraya çok büyük paralarla girmeleri, aslında solun bu varoşlarda yürüttüğü çalışmaları ciddi oranda sekteye uğrattı. Çünkü
işte adam İsmek'le girdi oraya, başka imkanlarla girdi ve sizin yapmış olduğunuz insani kaynaklarla yürütmeye çalıştığınız dayanışma imkanlarını Anadolu burjuvası dediğimiz kesim aslında devasa rantsal şeylerle yürüttü ve bizim dayanışma evleri en son KHK'lardan biriyle de kapatıldı. Yani dolayısıyla solun yoksullarla temas etmesi, kent yoksulları içerisinde örgütlenmesi, prekarya içerisinde örgütlenmesinin özellikle mahallelerde konumlanmış. Şu anda mesela solun faaliyet yürüttüğü mahallelerin önemli bir kısmı bildiğiniz kışla görünümünde. Yani buralarda o yüzden yani solla yoksulları ayırmanın aslında bir toplumsal dönüşümün önünde bir duvar örmek anlamına geldiğini de son derece iyi biliyorlar. Ama yani şu çok önemli diye düşünüyorum. Şimdi dünyada böyle eğilimler de var. İşte mesela Corbyn önümüzdeki hafta yarın bir program açıklayacak. Yani biz bu elektrik bir hak olsaydı, su bir hak olsaydı, barınma hakkı bir hak olsaydı ki insanlığın yaratmış olduğu zenginlik yani bunun fazla dediğiniz gibi yani şu anda inşaat şirketlerini kurtarmak için ayrılan kaynaklar, enerji şirketlerinin zararlarını kamuya yeniden yapılandırmak için ayrılan kaynaklar, bu dediğimiz harcamaları finanse etmek için fazlasıyla mevcut. Ben mesela bir yani hak olsaydı bunlar, bu intiharlar gerçekleşir miydi? Tabii ki gerçekleşmezdi. Tam da şimdi ben bir mahalleye gittiğim zaman diyelim ki işte yani kağıt toplayıcı diyelim ki bir aileye gittiğim zaman sadece kilitlendiği nokta işte o akşam, o günü nasıl geçireceğiz? Evet. Başka hiçbir şey yok. Bunun yanı sıra belki sosyal haklardan faydalanıyor olabilir. Yani çocuğu okula gidiyor olabilir ondan bir şey ama yani sadece kilitlendiği şey işte diyelim ki işte 100 kilo kağıt topladı ve işte eline geçecek para ne kadar diyorum işte 20-30 lira arası ve ona kilitlenen bir hayat. O yüzden hani ne derseniz deyin ben yine solun biraz kendisine dönmesi, AKP ne yaparsa yapsın, hı hı, orada dünya kadar para da verse bizim bence solun yine kendisine dönüp bu konuda yeniden tartışma yapması gerekiyor. Yani işte onlar İsmekler yaptı, şunları yaptı, bunları yaptı ve biz de bir şey yapamadık değil aslında sorun. Biz bir şey yapamadık değil, biz çok şey yaptık ha, yani bunu sadece solun onu görmemesi gibi tarif edersek eksik kalır. Yani tabii. Birçok alanda olduğu gibi örülen büyük duvarlar var, biz bunları aşmak için tartışmalıyız mutlaka. Tabii ben başka bir şey söylüyorum yani. Hı-hı. Daha çok böyle örgütlü bakışta değil de bir sıradan bir insan olarak söylüyorum. Yani hani görmek istediğimiz zaman her yerde bu insanlar. Yani o ya bizim komşumuzdu belki de. O dayanışmanın örgütlenmesi gerekiyordu. Yani işte oturduğunuz apartmandaki alt kattaki komşunuzun durumunu hani biraz böyle görmeyi, görme algısını da biraz değiştirmek gerekiyor. Yani her yerdeler. Her yerdeler yani o yüzden onu söylemeye çalış. Tabii ki söylediğiniz şeyler çok haklı ama hı hı, bizim birazcık artık başka türlü bir dayanışmayı, başka türlü bir örgütlenmeyi öğrenmemiz gerekiyor. Hem altta bu en derin yoksulluğu, biraz önce anlattığım aileler gibi en derin yoksulluğu yaşayanlar. Yani bir kısır döngüyle devam eden aileler var. Yani işte bir mahalleye gidiyorsunuz diyelim ki işte yoksulluk sınırı da yaşayan insanlar var. Yine sosyal haklardan faydalanılan. Bir de onun altında bu derin yoksulluk dediğimiz, yoksulluk sınırının altında bir türlü sadece akşamki yiyeceğe kilitlenmiş bir grup da var. Yani. Hı hı. Ve en tehlikesi de aslında onlar. Çünkü o kısır döngü hiç bitmiyor. Yani o yüzden de bu sosyal hizmet de bir takip sisteminin olmadığını söylüyorum. Yani o verilen dediğiniz gibi erzaklı, körümürdü ya da karttı da bir takip şeyi yok. Hı. Çünkü o aileye o haklar veriliyor ama işte kadın mesela diyelim ki kansere yakalandığı zaman sizin haberiniz yok. Kocası cezaevine düştüğü zaman o çocuğu okuldan alıyor ve çocuk işçiliği başlıyor. Yani orada sürekli bir kısır döngü var. Hı hı. Hani bütün bu kamunun, yerel yönetimlerinde bu sistemi tamamen değiştirmesi gerekiyor. Yine CHP'li belediyelere baktığımız zaman hani sizin belki birey olarak, dernek olarak bizim her şeye gücümüz yetmeyebilir ama hani CHP işte bir sürü belediyesi vardı ve sonuçta bu mahalleler o belediyelerin olduğu yerlerde var. Nasıl Şişli'de Kuştepe, işte Yayla Mahallesi gibi, hı hı, mahalleler varsa işte ne bileyim Tekirdağ'da da Aydoğdu Mahallesi var. İşte Mersin'de başka bir yer var.
bu belediyelerde de, CHP'nin örgütlü olduğu belediyelerde de bu sosyal hizmet bakışının aslında değişmesi gerekiyor. Yani o mahallelerde başka türlü çalışmaların yapılması gerekiyor. Çocuklarla, gençlerle, kadınlarla. Yani dün bir mahalleye gittim, Büyükçekmece Belediyesi'ne bağlı. Hiçbir şey yok o mahallede. Bir mahallede insanlar oturuyor, otobüs geçmiyor. Yani çok uzakta, belki 2 kilometre yürümen gerekiyor. Bir kahvehane yok mesela. Yani hani çocuğun sosyalleşeceği hiçbir şey yok ama bir kahvehane bile yok yani orada. Yani o derece bir yoksulluk ve o derece o insanları böyle kendi kendilerine bırakılmış, işte o seçimden seçime uğranılan, çok haklılar yani. Evet, seçimden seçime görüyoruz biz bence yoksulları. Hı hı. O yüzden hep yani bu bakışın değişmesi gerekiyor. Siz sınıfsızlar sınıfı kavramını da kullanıyorsunuz. Son birkaç röportajınızda da kullandınız. Bu en alttaki yoksullar için mi bunu kullanıyorsunuz? Yani sınıfsızlık, bir yani araya gelememe. İşte bu aslında benim kendi kavramım değil ama Selçuk Salih Cayda Hoca'nın bir kavramı ve ben kendi yaptığım çalışmaları da gördüğüm zaman öyle bir evet yani bu kavramın içerisinde aslında sınıfsızlar sınıfın içerisinde aslında kendilerini bir sınıfa ait hissetmeyenler yani ne fabrikada çalışıyorlar aslında ne düzenli bir maaşları var ne de bir geleceği öngörebiliyorlar yani bir geleceksizlik bir güvencesizlik sonrasında yani Oya'nın ailesinin düştüğü durum ya da diğer ailelerin düştüğü duruma yani tamamen artık o şeyden hayattan kendini koparmaya doğru giden ve kendini hiçbir yerde hissetmeyen yani bir partinin bir örgütün bir sivil toplum örgütünün dahi kendisini içinde hissetmeyen bir topluluk o yüzden öyle o kavramı kullanıyorum. Evet. Yani güvencesizleşme, prekaryalaşma evet. Aslında orta sınıf diye tabir edilen kesimleri evet. Hatta artık beyaz yakalı kesimlerin çoğunu da çarpıcı bir şekilde etkiliyor. Evet, işte medyanın da tam da bu noktada artık hani tabii ki alacaksınız ama profesör, doktor bilmem kimden artık görüş almak değil de evet. Yani o mahallelerde sadece yoksul değil, bu orta kesimin de tam da yani artık onlara bence mikrofonları uzatma zamanının geldiğini evet. Düşünüyorum ve hani buralarda, bu sandalyelerde artık bu aileler oturmalı diye düşünüyorum. Bu insanlar, kadınlar, erkekler. Çocuklar. Zaten bu intiharların en çok yüzümüze vurduğu şey de bu. Yani insanlar, siz öfke tabirini kullandınız ama burada öfkeden de çok bir tür bir çaresizlik. Yani evet. Artık yani kendi hayatını koyarak evet. Görünür olma. Hem bu dünyadan çekip gitme ama bir yandan da bir görünür olma halini ancak bir ölümle gerçekleştirebilir evet, gibi bir talihsizlik de var. Nasıl yani ben mesela gerçekten tüylerim ayağa kalk yani böyle bir gidiş tam da dediğiniz gibi ama mesela işte Hürriyet gazetesinde atılan manşet Sırlar Evi. Yani bu korkunç bir şey. Korkunç. Ya da işte Akit'in o kitapla yani gidiyor, protesto ediyor, yanında değilsin sana aynı zamanda bize bir yüzümüze bir tokat gibi çarpıyor ve biz onu nasıl böyle magazinleşti, nasıl bir paparazi haline getirebiliriz ve bunun altında yatan ekonomik nedenleri tartışmalıyız. Yani nereye kadar kaçırabilirsiniz? Tabii yani çok uzunca bir süreçte işte kriz kelimesinin kullanılması terörize edildi, yasaklanmaya çalışıldı. Ondan sonra krizden çıkıyor olduğumuzu biz krize girdiğimizi o zaman öğrendik. Hani krizden çıkıyoruz artık kendimiz. Yani iktidar muhalefeti, sivil toplum örgütü evet ya yani bu bir sorun var ve bu sorunu biz nasıl hep beraber çözebiliriz diye tartışmamız gerekiyor. Yani bu politika niye yanlış? Yani nerede bir yanlış var? Yani oturup gerçekten bizim suyun, elektriğin biraz önce söylediğiniz gibi hani ücretsiz nasıl kullanılabilir hale getirmemiz gerekiyor. En azından belki belli bölgelerde, belki belli mahallelerde yani bilmiyorum ama yani oturup bunları tartışıyoruz. Mesela dünyada şöyle bir tartışma var. Evrensel temel gelir. Yani sonuç itibariyle işsizlik artık çok yapısal bir hal almaya evet. Başladı. Güvencesizlik çok yapısal bir hal almaya evet. Başladı. Dolayısıyla toplumun çok geniş kesimlerini aslında bu düzen
bir şekilde işlevsizleştiriyor. Aslında yani en büyük yaratıcı zengin. Yani Türkiye'de istihdama katılım oranı şu anda herhalde %50'lerin oldukça altına düşmüş vaziyette. Dolayısıyla böylesi bir konjonktürde insanların bu tarz sorunlar yaşamaması için belli seviyede bir geliri, bir hak olarak onlara sunulması, tartışması dünyada kapsamlı olarak yapılıyor. Evet, evet. Bizim de aslında bu tartışmayı Türkiye'de başlatmamız gerekir mi sizce? Kesinlikle. Kağıt toplayıcısı arkadaşlardan tabii. bahsediyorsunuz. Tabii. Asgari ücretin çok az, çok altında gelirlerle yaşamaya çalışan çok yani geniş bir kesim var. Ve biz bu insanlardan siyasete katılmalarını bekliyoruz. Ama yani yaşamsal ihtiyaçlarını gerçekleştiremeyen insanlar kendi seslerini nasıl inşa edecekler? Evet. Yani günde 12 saat, 16 saat çalışarak... Ben mesela seçimlerde de çalıştım. Ben mesela işte utanıyorum ben o insanlara. İşte şuna oy, buna oy ver demeye. Yani çünkü... Eşit durumda değilsin ya. Hiçbir şekilde eşit durumda değilsin. Yani hani orada demin dediğim gibi sadece işte akşam koyacağı yemeği düşünen bir aile her türlü şeyden, temel ihtiyaçtan yoksun ve biz oraya gidip işte şu işte Ahmet'e Mehmet'e oy ver. Yani bu bence utanç verici. Yani büyük hangi yabancılaşma, parti olursa olsun bence utanç verici diye düşünüyorum. Çünkü bunu buna hakkımız yok bence. Buna hakkımız yok çünkü hiçbir şey yapmadık, dayanışmadık. Hı hı. Ondan sonra hep orada oldu ve görünmeyen oldu. Aslında hı hı. orada duruyorlar zaten sürekli duruyorlar ve gerçekten de hani o mahallelerde hep şey bir depresif bir durum var. Hani bir ayakta kalma çabası, mücadelesi, birbirleriyle dayanışma ama bir taraftan da bir depresif şey hissedebiliyorsunuz. Evet, çünkü bir çaresizlik, yani bir türlü çıkılamayan bir çark, yani çocuğun, dönüştürülemeyen bir süreç. İşte bir sürü çocuk var işte yani gözünün de şeyi yok yani hani böyle. Gözünün de bir şey yok, ışık yok yani çocukların. Çocuk demişken geçen gün de yine bir paylaşımda bulundunuz. Sokakta, daha doğrusu ana caddede su satmaya çalışırken bir araba çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 evet. yaşında bir genç. Evet. Yani o kadar fazla böyle kayıp çok. Yaşıyoruz ki, o kadar fazla isimsiz aslında tabii. trajedi. Tabii. Ve bunlar sanki bu ülkede hiç yaşanmıyor. Tabii. Yani hiçbir şekilde üzerine konuşulmayan, konuşulmaya başlanırsa da dediğiniz gibi işte farklı noktalara çekilerek çarpıtılmaya çalışılıyor. O kadar çok oluyor ki bu mahallelerde ve onlar da şeyin farkındalar. Yani biz işte kendi işimizi kendimiz yapacağız. Yani en fazla ne isteyeceğiz? Belediyeden bir cenaze arabası isteyeceğiz. İşte akşama da verirse işte bir yemek gelecek falan. Ama o kadar çok oluyor ki o demin verdiğiniz işte söylediğiniz o 15 yaşındaki hı hı. çocuğun işte. Yani sonra ben 2 hafta sonra gidiyorum. İşte Volkan yine su satarken ayağına mesela ne oldu dedim şeye alçı. İşte dedi ki Acir abla işte su satarken motosiklet vurdu. Yani hani buna benzer bir sürü olay oluyor. Ya da işte elektriğim kesildi, işte suyum kesildi. Hı hı. Okula gidiyor musun diyorum 9 yaşında çocuk. Yok gitmiyorum diyor. Niye gitmiyorsun? Annemle hurdaya çıkıyorum diyor. İşte falan. Ama o kadar böyle sıradanmış gibi anlatılan şeyler ve biz orada yokuz. Yani kamu kurumuyla, yerel yönetimleriyle her kimse orada değiliz. Evet. Orada değiliz yani. Ve aslında işte gerçekten çok basit çözümler. Yani evet. bir 6 aylık bebeğin mi artık bilmiyorum parmağına takılan tek taş bir tarafta duruyor. Bir tarafta da gerçekten böylesi bir derinleşen evet. bir yoksulluk ve evet, kaynakların yeniden dağıtılması konusu. O bebeği bile ben hani paylaşamadım bile çünkü hani bebek işte yani hani bunu keşke tartışma haline getirmeselerdi yani. Keşke o fotoğraf konmasaydı. Zaten inanılmaz kısmı işin yani, o yani. O fotoğraf yani o küçücük bir parmak yani hani o eli bile hani o fotoğraf yani yazık çocuğu yani. Yani onu paylaşmak, konuşmak bile hani çok hoş bir şey değil. Yani Marx dinden bahsederken yoksullar için kalpsiz dünyanın kalbidir derdi. Yani şimdi aslında AKP'li yılların sonrasında şöyle bir şey de gözlemliyoruz. Yani bir tür aslında orada da bir bakıldığı zaman aslında dinin de kullananların niyetlerinin çok da farklı olmadığı. Aslında onların da hani jipe binmek ya da ne bileyim o lüks şatafata ulaşmak dışında çok da bir beklentilerin olmadığı duygusu da bence bu intiharları
tetikliyor mudur bilmiyorum ama birçok insanın çok büyük bir umutsuzluğa ittiğini düşünüyorum. Çünkü din duygusu sonuç itibariyle bu yoksulluğa, hayatın zorluklarına karşı sığınılan bir şeyken, şimdi onun sahiciliğiyle ilgili de toplum böyle bir kafa karışıklığı. Yani dolayısıyla insanların yaşadığı kriz sadece bir iktisadi kriz değil. Yani şu anda Türkiye toplumun içinden geçtiği krizin çok fazla boyutu var ve bunlardan önemli bir kısmında bu kültürel bir yönü de var gibi geliyor. Ama işte şimdi şöyle, yani bence hani o dine bağlamak değil de, yani gösterişin her şeyi kötü zaten. Yani gösterişin hani solda yapsa, sağda yapsa, AKP'si yapsa, MHP'de yapsa, hani bir grubun bu kadar şatafat, hele bu kadar bunca yoksulluk varken, ama mesela işte ben bu mahallelerde de, gittiğim mahallelerde de insanlar camiye gidiyor. Gittiğim mahallelerde de işte dualar ediliyor, işte namazlar kırılıyor. Ya da ben herhangi bir şey yaptığım zaman işte bana işte dua ediyorlar falan filan. Sonuçta kendini iyi hissetme. Bana da kendisini, hani bana da sen de iyi hisset deme. Ben onu hani öyle algılıyorum ama öbür tarafta başka bir şey. Hani çok hızlı zenginleşen bir kesim var yani. İşte bakkalı vardı ama şimdi marketler zinciri var. İşte ne bileyim, bir arabası vardı ama artık işte rentekarları bilmem neleri falan var. İşte bir gece konusu vardı ama artık AVM'leri var falan. Böyle bir zenginleşen kesim. Tabii her şeyde olduğu gibi hani o süreci atlamadığınız zaman, o hayatı anlamadan bir noktaya geldiğiniz zaman yapacak yani olan şey bu. Yani o küçücük ben elini paylaşıyorsun sonuçta. Hani bu başka bir şey. Hayır, siyasetin şöyle bir alternatif medeniyet algısı vardı bu işte. Yani bunlar bunu yapmazlar. Bunlar bu zenginliği bu kadar gözümüze sokmazlar diye işte düşünen insanlar yani, vardı. İşte o yüzden bence bu işte kimlikler kategorilerden ziyade bence başka bir şey tartışmak gerektiğini düşünüyorum. Yani hani işte çok Müslüman, çok muhafazakar kesim bunu yapmaz diye değil, ya da işte ne bileyim, ben mesela romanlarla ilgili çalışma yapıyorum ama işte bütün romanlar ezildiği için işte her roman çok değerli değil. Yok, romanların içerisinde de o mahalleyi, kendi mahallesini ezen insanlar var. Yani hani biraz o kavramları da işte Kürtler, bütün Kürtler böyle değil, Türkler şöyle değil falan, ama hani buna da öyle birazcık bakmak gerekiyor. Yani ben daha çok işin şu boyutuna bakıyorum. Şimdi aile çözülüyor. Yani en formal kapitalizmin gelişimi şöyle bir süreç yapıyor. İnsanların sığındığı, işte mahallemiz vardı. Ben de mesela bir mahallede büyüdüm. Bizim paramız olmadığı zaman mahallenin bakkalına gidip rahatlıkla ekmeğimizi de alırdık, sandviçimizi de alırdık. Yani gerçekten orası bir tür sigorta görevi görüyordu. Evet. İşte memlekette ailemiz vardı. Onlarla yoğun bir bağımız vardı. Yani şimdi insanların bütün bu geri bağlantılarını kopartan ve insanları böyle yani deyim yerindeyse dımdızlak ortada bırakan bir süreç yaşıyoruz ve dinden kopuşta biraz böyle bir şey. Evet, ama işte bu AKP dediniz ya, işte gelmek istedikleri noktaya, bence son noktaya geldiler. Bu insanlar da aslında işte en başta başlattığınız şey vardı ya, hani yoksul mahallelerde verilen kömürler, erzaklar falan ve artık orada bir patlama, derin yoksulluk yaşandı. Yani çünkü hani bir şekilde susturdu, bir şekilde tampon görevi gördü ama orada bir iyileştirme yapmadı. Yok. Yani günlük çözümler yaptı ama bir taraftan da bu kesimi zenginleştirdi. Şimdi burada zaten şey çözümler yapsaydı, gerçek çözümler kalıcı yapsaydı, onları zenginleştiremeyecekti. Böyle olmayacaktı. Evet, aslında şu anda tam gelinen nokta bu diye düşünüyorum. Yani dinin de dışında zaten hani öyle bir muhafazakar bir parti olsaydı da tam da dediğiniz anlamda olmazdı. Çünkü o mahallelerde hala camiye gidiliyor. Böyle bir gösteriş olmadan. Hem de bu kadar bunca yoksulluğun içerisinde hiç onu tartışmıyorlar bile. Konuşmuyorlar. Şimdi tartışmıyordur muhtemelen hani burada, ama burada, o yine de algıda nedir tabii bilmiyorum. Tabii burada başka bir hikaye var yani. Yani çünkü özellikle işte bir deizm tartışmaları vesaire de oldu. Bu işin bir boyutu da o. Yani belki onlar bu şeyi tartışamıyor ama çocukları hani bu yaşanan süreci çok daha net bir şekilde gözlemleyebiliyorlar ve daha alışkanlıklarına az bağlı olan kesimler bu konuda daha farklı kültürel tutumlar alabiliyorlar. Kendi içlerinde de inanılmaz bir kırılma var. Yani bu aynı kesimde onlardan utanan, hani bu hayattan utanan da bir başka bir muhalif kesim de var. Muhakkak. Yani hem de yani sayıları da az değil. Yani zaten sonuçta bir avuç
zenginleşen ve biz o isimlerin hepsini biliyoruz. Evet, zaten. Yani şimdi aslında yani inşaat alanında o petrolde bu elektrikte şu, inşaatta şu, tabii ya 10 tane şirket. O avuç, bir avuç insan. Yani aslında önümüzde ama şöyle bir avuç insan bu insanları işte intihar noktasına getiriyor. Şimdi Bekir Ardır sık sık bunu dillendiriyor. Tabii yani böyle bir krizde olması toplumun işte yani özellikle işte hem işsizlik, güvencesizlik, geleceksizlik. Aslında şöyle bir proje ortaya koyabilecek bir parti yani ya da bir siyasi hareket ya da bir siyasi söylem. Yani toplumun geniş kesimlerine güvence taahhüt eden ve toplumsal zenginliğin bir yeniden paylaşımını önümüze hedef olarak koyan, yani bu 26 dolar milyarderinde birikmiş, yoğunlaşmış bir zenginliği bütün topluma yayan ve bu bir süredir konuştuğumuz sorunları çok çözebilecek bir takım politik araçlar geliştirebilen bir yaklaşım önümüzdeki günlerde çok etkili sonuçlar alabilir gibi gözüküyor. Kesinlikle. Başka türlüsü olmayacak yani. Çünkü hiç kimse artık hani eskisi gibi değil. Yani o mahallelere gittiğiniz zaman onu göreceksiniz. Yani başka türlü artık eskisi gibi işte şunu vereyim, o oy alayım, böyle yapayım falan yok. Yani değişmek zorundalar. Evet, yani bu değişmek özellikle zorunda. Belediye seçimlerinden kesinlikle. Sonra da yani bir o çünkü o patronaj ilişkilerini besleyen fonlar büyük oranda belediyelerden gelen fonlardı. Evet. Şimdi o belediyelerin kaybı da aslında o sürecin sürdürülebilmesini büyük oranda zorlaştırdı. Hacer Foko çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok katkılarınız için çok teşekkürler. Bizim açımızdan çok aydınlatıcı bir tartışma oldu. Çok sağ olun. Çalışmalarınıza başarılar çok diliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Evet, Paralaks programında yoksulluğu, intiharları ve buradan çıkış yollarını tartıştık. Hacer Foko'yla değerli aktivist, siyasetçiyle çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Bundan sonraki programlarda görüşmek üzere. Saygılar, sevgiler.